Şimdi Gürkan da az önce aslında benim duygularıma tercüman oldu. Ben Barış'a sormak istiyorum. Yani Türkiye'de Kürt sorunu ne var mesela? Bana birkaç tane madde sayar mısın? Ya en başta HDP'lilerin kendi... Hatta oradan da devam et. Sen konuş, bu sefer ben son ben konuşayım. Evet. Değişik olsun, evet. HDP'lilerin ifade ettiğine göre diyorlar ki biz kendimizi Kürt kimliğimizde ifade edemiyoruz. Kürtçe öğrenim göremiyoruz. Kürtçe eğitim alamıyoruz. Kimliğimiz yok sayılıyor. Kürt kimliğimiz tanınmıyor. Bunlar da bu taleplerinin yerine getirilmesini istiyor. Bunların hepsi oturulur, konuşulur. Adalet ve Kalkınma Nerede Partisi... Nerede söylüyorlar bunu? Efendim her yerde söylüyorlar, işte mecliste söylüyorlar. Mecliste de mi söylüyorlar? Söylüyorlar tabii. Milletvekiller yani. Evet, ne olacak? Anladım. Yani hem milletvekiller, hem başbakanlar, hem cumhurbaşkanlar, hem valiler, hem kaymakamlar, hem emniyet müdürü, hem polis. Yani TRT Şeş radyosu var. Ne var TRT Artık... Şeş'te? Ben izliyorum TRT Şeş'i. Ne var TRT Şeş deyip... Ne olmasın istiyorsun? Sen ne anlıyorsun orada? Öcalan'ın propagandasını mı yapıyorsun? Ya sen anlamıyorsun mu zaten? Ama işte böyle sen zaten anlamıyorsun. Abi. Yani ya nereden biliyorsun anlamıyorum? Ya sen ki. Ben şimdi sana iki kere Kürtçe konuşacağım, cevap vermeyeceğim. Ama durumun tuhaflığına bakar mısın? Ya bakar mısın? Radyosu şey misiniz? Kürt olmayan Barış'a... Ben anlarım diyor ya. Anlatmaya çalışıyorum. Tereciye tere satıyor kardeşim. Ya... Ne anlıyorsun? Şunu İnsanlar anlıyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Şunu anlıyorum, söyleyeyim. TRT Şeş'ten ne anlıyorsun onu söyle. Vatandaş dönüyor, Barzani'nin televizyonunu Meltem seyrediyor. Meltem Barış'la... TRT Şeş'i seyretmiyor. Barış, Novat'ta çiz. Ne? Söyleyeceğim. Bir dakika. Ne? Dönüyor Barzani'nin televizyonunu, Rudolf falan seyrediyor bölgede halk zaman zaman. TRT Şeş'i belli bir grup seyrediyor. Belli grup derken? Evinde oturan hanımlar seyrediyor. Onlar da bir süre sonra sıkılıyor. Onlar da başka şeyler seyrediyorlar. Hanımefendi, orada dizi var, orada film var. İsterseniz ben cevap vereyim. Denkbejler var. Orada ben bir Kürt çocuğu olarak ben vakti zamanında kulağıma radyoya koyup Erivan'dan Şivan'ı dinlerdim. Bak. Erivan'dan. Dökül. Dinleyemiyorum. Dökül hadi özü şimdi. Tamam dökül. Mı? Benim anam, senin anan oturup dinliyor, dizi izliyor, film izliyor. Denkbejler çıkıyor. Ya tabii siz bilmediğiniz için biz oradan haz alıyoruz. Ha başka radyolardan da. Efendim Şivan, ben Kürtçe müziğin her türlüsünü severim. Evet. Hadi Özçık, tamam. Kürtçe sıtıran bir seslendir. Çok güzel sesin var senin. Ne söyle? Kürtçe bir şey, güzel bir şey söyle. Söylesin. Sen anlamayacaksın onu. Anlarım. Ama, ama şeyde var ya meşhur Şener Şen'in şimdi ünlü filminde var ya diyor ya. Gönül bunun yarası, için gönül yarasında Kürtçe bilmeye gerek yok diyor bu şarkının. Gönül yarası filminde Meltem Cumbul, Şener Şen'le birlikte hatırlayın o sahneyi. Tabii Rojda'yı mı dinlemiyor? Nereye gittiler? Hayır, Aynur Doğan'ı dinliyorlar. Aynur Doğan'ı gittiler. Aynur Doğan çok içli bir sıtran söylüyor. Ehmet Aruni Kurut'un emirin hekimi Ehmet Şunu biz yapabilsek PKK falan kalmayacak işte. Hayır efendim. Bunu şimdi bir dakika. Hadi Özışık. Bunu Türkiye'de bu televizyonda, her televizyonda Gürkan'la beraber olduğumuz bir programda da Kürtçe dedim ki şimdiki liderler gidiyorlar diyor. Selam aleyküm kekum serçavar adına diyorlar. Zannediyorlar ki bütün Kürtler onlara oy verecek. Efendim Türkiye'de artık bunu söylemek, okumak özgürlüğü suç değil, var. Doğru. Ya yani olmasın da zaten suç olmasın. Bütün hikaye o. Elbette niye suç olsun? Ama sen hala TRT Şeş'ten ne anladın söylemedin. Onu söyleyeceğim işte. Şener Şen Meltem Cumbul ağlayınca diyor ki ya anlıyor musun da diyor ağlıyorsun. Ya bunu diyor ağlamam için anlamama gerek yok. O kadar kız Aynur Doğan Hayır, o kadar bak, içten saptırma. Söylüyor sen ki. Dedi ki ne var orada? TRT Şeş'te ne var? E tamam ne var abi? Ne var? İşte sen tamam izliyorsun. Ne var ne anlıyorsun? Ben de baktığımda çok fazla bir şey de bana hitap etmiyor. Özellikle işte de mesela... sana anlamadığın için bak, hitap etmiyor. Pop arıyor pop. Hayır hayır Twitter'da da bakıyorum. O da var. Var mı? Pop var? Türkçe şarkı da var. Yok abi. Ya her şey var canım. Ya ben açıyorum izliyorum kardeşim. Ben bak, abi ben gibi değilim. Ben Barış'ı anlamıyorum. Diyor ki hiçbir şey yok her şey var. Bakıyorum abicim ilgili bir insanım. Ben bakıyorum TRT Şeş'e bakıyorum. Ne var? Ama TRT Şeş'e baktığında bizim dizilerin Kürtçe'ye çevrilmiş halleri var. Kürtler de diyor ki kardeşim burası bana yeterince hitap etmiyor. Bırak ben de kendi kanalımı da kurayım. Orada
Kurdular, kendi kanalı yok mu? İşte. Kapattılar abicim. İMC TV'yi açtılar. Kapattılar. Ya Güneydoğu'da bir sürü Kürt televizyonu var. Ya nerede var Hadi Özışık ya? Diyarbakır'da hepsine var. Ceza verdi Rütük bir sürü. Bak şimdi burada televizyon, melevizyon meselesinin dışında bizim bir şeye karar vermemiz lazım. İnkar ediyor abi. Biz bu ülkede birlikte yaşamanın, terörü hayatımızdan çıkarmanın bir yolunu bulmalıyız. Bak televizyonun dışında vakti zamanında anneler cezaevine gittiklerinde evlatlarıyla Türkçe konuşamıyordu. Türkçe bilmedikleri için. İnsan Hakları Derneği'nin raporlarına baktığında bu sorunların hala yaşanmıyor. Biraz onlar tercüme sorunu var abi. Mahkemelerde falan var. Bir dakika arkadaşlar, bak, iftira atmayın mahkemelerde Kürtçe bilen, Türkçe bilmeyen insanlar geliyor. Ya oradaki insanlardan birisi tercümanlık yapıyor, kadın konuşuyor da erkek, ya da oradaki personel konuşuyor ya da dışarıdan birisi gelip tercüme ediyor. Yapmayın Allah aşkına ya, sanki biz bu ülkede yaşamıyormuşuz gibi. Yok mahkemede olmuyor, orada olmuyor, yok öyle bir şey. Yani, yok öyle bir şey. Peki. Bana bir tane örneğini gösterin. Çevrilmediyse münferit olabilir, itiraf ediyorum. Konuşamıyor. Yani sistematik değil. Şey, konuşamayınca burada bir samimi dile ihtiyaç var. O da şu. Şimdi bir insan bir konuda ben rahatsızım diyorsa o dikkate alınmalı. Ya demek ki bir sorun var. Evet, bir sorun var demek. Türkiye'nin söylesin. Ama burada şu ayrım şu noktada yapılmalı. Türkiye'nin liberalizm illetiyle beraber böyle bize bir musallat olan hani tuhaf bir özgürlükçülük şeyi var. Tamam mı yani? Şimdi her şeye izin verin. Yok. Her şeye izin verin diye de bir şey yoktur yani. Dünyada hiçbir ülke, hiçbir devlet kendi varlığını, bütünlüğünü böyle koruyamaz. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, böyle olmaz. Ama bu şu değildir. Kişi hak ve hürriyetlerini azami ölçüde uygulamana engel bir şey değildir. Dünyada bunu dengeyle uygulayan ülkeler var. Biz özgürlükleri, demokrasiyi taçlandıralım, yükseltelim, tamam. Ama ülkemizi de koruyalım. Bak dört bir tarafımızda. Bak, o bin kadar, tane şey oluyor. O kadar bazı yanlış şeyler işlenmiş ki. Ben burada Kürtçe türkü söylüyorum. Ahu dedi ki biz yapsaydık belki de burada PKK diye suçlu. Hayır, o anlamda demedim. Yani bunu hep yapsak PKK diye bir şey kalmaz dedim yani. Keşke ya, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın, TRT Şeş'i konuştuk. TRT Şeş Türkiye bu adımı attığı zaman PKK'lılar ne dedi biliyor musunuz? Kazanılmış hakkımızdı dedi, aldık. Öyle kullandılar. Ne var, verecekler, mecburlar. Sen verdikçe ben aldım diyor karşı taraf. Yani karşı taraf, ben Kürtlerden bahsetmiyorum. Tabii. Bakın sana yemin ediyorum, Kürt insanı bu TRT Şeş'ten o kadar memnun ki. Yahu dizisini izliyor, Gengbejlerini dinliyor, filmini izliyor. Yemek tariflerini izliyor. Diyetisyenler gibi orada onları izliyor Kürtçe. Dolayısıyla bu verilen hakların inkarı kimin tarafından yapılıyor? Yine Kandil'de Pervin Buldan'ın dostları tarafından yapılıyor. Ya arkadaş, o dostları lafını gitti. Çözüm sürecinde söyledi, videoya baktım gene. Çözüm sürecinde mi yani? Ya ne güzel arkadaş. HDP'nin yaptığı her şeyden HDP'yi idam edelim. Çözüm sürecinde AKP'nin yaptığı her şeyden de AKP'yi muhafız tutalım. Ya Barış, sen bir şey söyleyeceğim. Sen HDP'ye mi oynuyorsun? Ya kardeşim, ben... Sen transfer mi oynuyorsun? Söyle bize de, biz de bilelim ya. Hayır, sen oraya mı oynuyorsun? Sen niye demokrasi karşıtı? Ya sürekli var olan bir şeyleri inkar ediyorsun. Al sana söylüyorum o zaman. Ne bana söylüyorsun ya? Söylüyorum. Bir dakika. Sen milletvekili mi olmak istiyorsun? Kardeşim, ben milletvekili falan olmak istemiyorum. Merak etme, ben onları tattım. Hiç onlarda da gözüm de yok çok şükür. Bak, 2 Mart 2021 tarihli... Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nin raporu. Merkezi de Diyarbakır'da. Orada ÖHD. Diyarbakır D tipi kapalı ceza infaz kurumunda hak ihlallerini raporlaştıran ÖHD, Kürtçe yazılan mektupların gönderilmediğini belirtti. Ve burada da hangi, kimlerin hangi mektuplarının verilmediği... Yalan. Ya kardeşim, işte rapor. Cezaevinden raporu yazmışlar. Ben ona niye inanayım? Yalan. Ben yaşananları biliyorum. Neyi yaşıyorsun? Ben biliyorum kardeşim. Ben Kürtçe konuştum. Kürtçe mektup yazıyorum. Gönderemiyorum. Yalan, yalan. Yalan. Ya neyi yalan? O zaman Diyarbakır cezaevine soralım. Burada Kürtçe, biz izleyen milletvekilleri de gitsin, sorun ergesi soralım. Böyle bir şey yok. Böyle bir yasak yok yani. Varsa yok. Kardeşim, öyle bir yasak yoksa bu insanlar niye yalan söylesin? Niye yalan söyleyecek? Güzel kardeşim, bak, mektuplar, bütün cezaevinden gönderilen mektuplar denetleniyor, doğru.
içinde bir takım sıkıntılar varsa onlar üstü karalanıyor, tamam. Ha. Bana da geliyor cezaevinden. Dolayısıyla senin bahsettiğin o. Yani senin o raporu hazırlayan kim? Özgürlükçü Hukukçular Derneği Merkezi Diyarbakır. Özgürlükçü Hukukçular Derneği. Evet. İçinde Apo'nun avukatı ya da var mı? Ya kardeşim ne avukatı, İçinde ne İçinde Apo'nun avukatı da var mı? Ya Merkezi Diyarbakır'da yasa dışı bir oluşumsa gitsin kapatsınlar. Çok şaşırmadık yani böyle bir rapor. Allah Allah. Bir metin bir şey. Yani hiç edecek. Böyle cezaevlerinde sen, hiçbir sorun yokmuş falan gibi de olay, davranmayın. Olayı HDP'nin Pervin Buldan'ın dün ya da önceki gün ya da bir yıl önce dostlarımız kara yılan demesini yadırgamıyor musun? Ya dostluklar aralarına kara kedi mi girdi? 2013'te ayrıldılar mı? 2013'te ayrıldılar mı? Bu ülkede AKP medyası arıştırır mı? Bayrağını kaldıralım dedi. Ayrıldılar mı? Apo'nun isteği üzerine bu iktidar bankadan, sağlık ocağından TC'yi söktü, amblemi söktü. TC nedir dedi AKP'nin yazarları. Demediler mi? Dediler. Öcalan'ı övmediler mi? Öldüler. Hep birlikte övüyorlardı Öcalan'ı. Ya hep birlikte övüyorlardı. Şivana'da türkü söylettiler. Tamam söylettiler. Sonra, şimdi HDP sonra ne oldu Barış? 2013'te söylediklerinden dolayı sonra ne oldu kardeşim? Hendekler kazılmadı mı? AKP'nin yaptığı hiçbir şeyden 800 kişiyi katletmediler mi? Kardeşim bak elini vicdanına koy. Koyuyorum. Koy. Sen tek koy. Tek kardeşim AKP yanlış yaptı. HDP ne kadar yanlış yaptıysa AKP de o kadar yanlış HDP yaptı. Yanlış. Bunu söylüyorum. Bak HDP, AK Parti o dönemde kan akmasın diye karar aldı. Beraber bir birlik beraberlik fotoğrafı verildi. Ama HDP'nin de içinde olduğu PKK getirdi kahpelik. Ya Öcalan'ın mektubunu Diyarbakır'da ben mi okuttum? Kaymakamlar, valiler dokunmuyordu. Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttum Diyarbakır meydanında 1 milyon kişiye? Ben mi okuttum? Kötü bir şey mi? Devam edeyim mi? Buyurun devam. Kötü bir şey mi? HDP'yi ondan sorumlu tutuyorsun, AKP'yi sorumlu tutmuyorsun. Kötü bir şey miydi? Şimdi... Kamera kör, anten sağır. Evet. Sabahın manşeti. Bu duruyor yani benim arşivimde hala. Tarihte veriyorum. 25 Nisan 2013. Ah bir bakayım. 25 Nisan 2013 Perşembe. Sabah manşeti. Evet. Kamera kör, anten sağır. Evet, ne demek istiyorsun? PKK'nın çekilme güzergahındaki 120 karakolda baykuş gözü termal kameralar çalışmayacak. Her an uçuşları yapılmayacak. Bunu ben söylüyorum zaten. Tabii. Tamam daha bundan daha ben ne şunu ayıp söylüyorum. Bu ayıp değil mi? Tabii ki ayıp. Devletin... Yanlış. O dönemde de yanlış söyledim. Ben bunların bu şekilde devletin askeri, polisi, tamam mı? Güvenlik görevlileri o dönemde bizi ararlardı ve bu konularda şikayet ederlerdi. Evet. Bize bunları kullanırdık. Fakat şunu söylüyorum tekrar. Sabırla bekliyor hadi artık. Biz çözüm sürecinden ötürü ya bunlara güvendiler kardeşim. Güvenmemeleri abi, lazım. Böyle bir şey mi ya? Güvenmemeleri olur mu Allah aşkına ya? Terör örgütü silahları göm, gel bir barış havası oluşturalım denildi mi? Denildi. Apo'nun mektubu da geldi, öbürü de geldi. Hepsi yapıldı. Sonuç? Hadi Özışık, bu çözüm sürecinin...